Hayvanlar ister vahşi ister evcil olsun çok az insanın sahip olabileceği nadir bir fıtrata sahipler. Ama bazen onların bu muhteşem uyum zekalarının bile halledemeyeceği sorunlar olabilir. İşte tam da bu zamanlarda hayvanlar insanlardan yardım isteyebilir. Bu videoda da size küçük bir yardıma ihtiyaç duyduklarında hayvanların ne kadar zeki olabileceğini göstereceğim. Su şişesinin kapağını açtırmak isteyen kargadan lağıma düşen yavrularını kurtarmaları için yardım isteyen anne ördeğe kadar. İşte karşınızda insanlardan yardım isteyen 15 hayvan. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz de abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız hadi başlayalım. İnsanlar sıcak bir yaz gününde çok kolay bir şekilde serinlemek için su bulabiliyor. Ama kuşlar ve hayvanlar için su bulmak her zaman kolay olmuyor. Örneğin bu karga su içebilmek için bütün zekasını kullanıyor. Kargalar çoğunlukla su ihtiyaçlarını kanalizasyondan veya su birikintisi gibi yerlerden karşılar. Karga kaldırımda dinlenen bu insanların etrafında gezinip duruyordu. Kargayı fark eden insanlar kuşun tam olarak ne istediğini ilk başta kavrayamıyorlar. Gagasıyla bir süre su şişesinin kapağını açmaya çalışınca sonunda karganın ne yapmaya çalıştığını anladılar. Ve kargaya şişe kapağından su koyup onu bu çileden kurtardılar. Açıkçası bu karga yardım istediği insanlardan daha zeki bence. Yani düşünsenize yanınıza bir karga geliyor ve bir su şişesini gagalıyor. Sence ne istiyor olabilir bu hayvan? Tabii ki de su. Kediler zeki hayvanlardır. Başları belaya girince yardım istemek için nasıl dikkat çekeceklerini çok iyi biliyorlar. Şu küçük erkek kediye bakın. Ne yazık ki bir borunun 12 metre aşağısına 4 gün boyunca sıkışıp kalmış. Dediğim gibi, kediler dikkat çekmekte çok iyiler. Bu yavru kedi çığlıklarını duyan insanların yardımıyla hayatta kaldı. Onu duyan insanlar boruya dallar sokup kediyi iterek çıkarmaya çalıştılar. Ama küçük sevimli kedimiz çok korkunç veya yaralanmış olmalı ki hiç kıpırdamıyordu. Ona yardım etmeye çalışan insanlar bir süre daha şanslarını denediler. Ama başarılı olamayınca hemen yetkilileri aradılar. Gelen kurtarma ekibi bir tuzak oluşturarak yavru kediyi çıkarmaya çalıştı. İlk başta plan işe yarıyor gibi gözükse de yavru kediyi oradan çekebilecekleri kadar yakın değildi. Umudunu kaybetmeyen kurtarma ekibi tekrar denedi ve neyse ki yavru kediyi oradan çıkarttılar. Kurtarılan yavru kediyi bir veterinere götürerek muayenesi yapıldı ve en sonunda yeni sahiplerine gönderildi. Genellikle ayrıntılı bir kaçış planını duyduğumuzda hapishaneden kaçmaya çalışan bir grup tehlikeli insan aklımıza gelir. Bu sefer öyle değildi. Bu sefer Rhode Island çiftliğinden kaçmaya karar veren 3 attan bahsedeceğim. Kaçan 2 atın yeri çabucak bulundu ama üçüncüsü her yere bakılmasına rağmen bulunamadı. Uzun bir arayıştan sonra 3. at bir bataklıkta bulundu. Görünüşe göre bu at dünyadaki her yerin çiftlikte koştukları alanlarla aynı şey olduğunu düşünüyordu. Bir kepçe ve itfaiye ekibiyle birlikte bir kurtarma operasyonuna başlandı. Ama bataklığa o kadar iyi saplanmıştı ki en sonunda onu dışarı çıkartmak için atın vücuduna 2 halat bağlamak zorunda kaldılar. Çoğu kutup hayvanı gibi penguenler de soğuk sularda yüzmeyi severler. Antarktika sularında yüzmeyi seven diğer canlılarsa katil balinalardır. Katil balinaların en sevdiği yemek penguenlerdir. Bu sevimli penguen öylece bir katil balinaya kendini teslim etmemeye karar verdi. Bu küçük adam Gölland boğazlarında bir grup katil balina tarafından kovalandığı sırada bölgede bot turunu yapan bir grup turisti görünce hiç düşünmeden botun içine atladı. Katil balinalardan uzak ve güvende olacağını bilmek sanırım onu rahatlatmıştı. Sanırım bir grup insandan daha korkutucu olan şey bir grup katil balina olsa gerek. Bu kadın evinin yakınındaki bir gölde Güney Afrika'dan göç eden ördek sürüsünü görünce çok heyecanlandı. Ama bir ördekte sorun olduğunu görünce hemen yanına gitti. Zavallı ördeğe daha yakından baktığında gagasının bir tür plastik halkayla kaplı olduğunu fark etti. Kadın ve kocası ördeği plastikten kurtarmak için zararsız bir tuzak kurdular. Ne yazık ki ilk başta başarılı olamadılar. Bir süre daha onu yakalamak için uğraşan çift tam kuşu kurtarabilecekleri umudu yok olurken kafese sürünerek giren ördeği görünce çok mutlu olmuşlar. Sonunda kuşu bu hayati tehlike arz eden plastik parçasından kurtarabildiler. Mucizevi bir şekilde kuş herhangi bir yaralanma belirtisi göstermedi ve iyi olduğundan tam emin olduktan bir süre sonra tekrar vahşi doğaya bırakıldı. Kaplumbağalar her türlü yüzmede insanları geçebilir. Ancak bazen yüzerken kısa uzuvları onlara büyük bir engel olabiliyor. Şimdi şu kaplumbağaya bir bakın. Zavallı yaratığın sırtında bir şey var. O şeyin kaplumbağanın sırtına yapışmış olan bir tür kabuk olduğu ortaya çıktı. Kaplumbağanın adama doğru direkt yüzüşü ve ona çekinmeden yaklaşması onu bu kabuktan kurtarması için yalvarması olarak yorumladım. Adam kaplumbağanın istediğini yapar ve bu kabuğu sırtından çıkarır. Kaplumbağa birkaç saniye adamın etrafında yüzdükten sonra "Teşekkür ederim" der gibi yüzüp uzaklaşır.
Şimdi sıra 2019 yılında Avustralya'da yaşanan korkunç gerçek bir hikayede. Tarihin en kötü orman yangınlarından biri olan Avustralya yangını, büyük ve önüne geçilemez olan alevlerin ormanları yuttuğunu görmek yürek parçalayıcıydı. Ve maalesef birçok hayvanın da hayatına son veren bir yangındı. İnternette yapılan küçük koalaların yangından etkilenme sahneleri dayanılmazdı. Ama öte yandan bir insan ve hayvanın böylesi korkunç anlarında bir araya geldiğini görmek iç ısıtan tarzdaydı. İzleyen herkese güven ve umut verdiği kesin. Yangın esnasında kurtarılan hayvanların sahneleri hızla internette viral haline geldi. Bu koala inanılmaz korkunç bir yangını atlattıktan sonra gerçekten susamış olmalı. Yoldan geçen bir bisikletçiyi su istemek için durduran bu koalanın hiç korkmadan hatta adamın elini tutarak su içmesine gerçekten yürek dayanmaz. Umarım bu hayvanların çekeceği tek sıcaklık Avustralya'nın sıcağı olur. Tüylü dostlarımızın bizdeki yerleri her zaman çok ayrıdır. Onları her zaman koruyup kollayacak meleklerin varlığını da bilmek ve görmek için ısıtıyor. Bu adamın adı Darcy ve o kesinlikle koruyucu meleklerden biri. Darcy Peel 31 yaşında bir güvenlik mühendisi. Soğuk bir kış günü Yorkshire Parkı'nda koşarken buzun üstünde koşan siyah bir köpek görüyor. Buzun kırılıp içine düşmesinden korkan Darcy'nin maalesef korktuğu gerçek oluyor. Ama neyse ki o anda Darcy oradaydı. Hiç düşünmeden buz gibi donmuş olan göle atlayan Darcy köpeğe doğru yüzerek onu güvenli kıyıya çıkartıyor. İnternette paylaşılır paylaşılmaz viral olan video sayesinde Darcy bir kahraman ilan edildi. Ne diyelim ki, hak ettiği bir ünvan almış. Bir adam dışarıda huzurlu bir yürüyüşün tadını çıkarıyordu ki bir anne ördek çılgınca vaklayarak aceleyle yanına geldi. Ona selam vermek için gelmediği kesindi. Adam ördeği takip etti ve kısa süre sonra bebeklerinin kanalizasyona düştüğünü fark etti. Bu durum her anne ördeğin en büyük kabusu olsa gerek. Adam hemen itfaiyeyi çağırdı. Hemen gelen itfaiye ekipleri tüm ördek yavrularını tek tek kanalizasyondan çıkarmayı başardı. Tüm bu kurtarma operasyonunda anne ördek her adımda itfaiyecilerin yanında bekledi. Köpekleri kurtarmaktan söz etmişken gelelim Şile'deki zavallı bir köpeğin kurtarılma hikayesine. Kendini evinin terasında bir çarşafa dolanmış halde bulan köpek bütün gece yüksek sesle ağlayıp inledikten sonra komşular tarafından fark edildi. Ve hemen yerel Şili polisine haber verdiler. Memur Giovanni Dunk'ı durumu kontrol etmesi için gönderildi. Eve gelen polis memuru biraz evinin etrafında dolaştıktan sonra köpeğin sahiplerinin evde olmadığını tespit etti. Terasa çıkan polis memuru komşudan bıçak istedi ve çarşafı kesmeye başladı. Köpek o kadar korkmuş ve çaresizdi ki polis memurunun ona zarar vereceğini sandı. Köpek çarşaflardan kurtulur kurtulmaz hemen polis memurunun üstüne atlayıp ona sarılır ve öpücüklere boğar. Gerçekten çok güzel bir son. Bu susuz kalan leopar yaşadığı alandan su bulmak için bir şehre inmiş. Suyu bulmuş bulmasına ama su içtiği metal kaba kafasını sıkıştırınca insanlardan yardım almayı umarak şehrin ortasında oturup yardım beklemiş. Her ne kadar vahşi bir hayvan olsa da kurtarılmak için ne kadar sakin olduğuna bakın. Uzman ve ekibin müdahalesiyle uyutularak leoparı o metal kaptan kurtarıyorlar. Kurtarılan leopar muayene edildikten sonra da vahşi doğaya geri salınmış. Bir dahaki sefere su içtiği yere dikkat etse iyi olur. Ayılar gibi yılanlar da insanlar arasında talihsiz ve basmakalıp bir yüne sahip hayvanlardır. Çünkü insanlar yılanlardan çok korkarlar. Bugün bir numarada insanların her ne kadar yılanlardan korksalar bile onlara yardım ettiğini gösteren inanılmaz birkaç görüntü var. İlki Tim Jones'un bir videosu. Elmas sırtlı bir yılanın arkadaşı olan emekli Texas Hayvanat Bahçesi müdürü var. O kadar yakınlar ki yılan yemek için kadının kucağında oturuyor. Başka bir olay ise açıkçası benim en korktuğum şeylerden olan klozette bulunan bir yılan. Bir yılan bir klozete sıkışmış ama yine soğukkanlılıkla kurtarılmış. Ve son olarak üçüncü olay görmeye çok alışık olmadığımız bir durum. Büyük bir kobranın su şişesinden sakince su yudumlamasını görmek gerçekten çok ilginç. Hindistan'da ciddi bir kuraklık sırasında kaydedilen bu görüntü, su içene yılan bile dokunmaz derler ya, acaba su içen bir yılana dokunsalar ne olurdu sorusunu aklımıza getirdi. Eğer bu görüntüler Hindistan'da değil Türkiye'de çekilseydi büyük olasılıkla bunun cevabını öğrenirdik. Bu videomuzda da hayvanların ne kadar zeki olabildiğini gördük. Ve umarım bu görüntüler biz insanlarla hayvanların istesek uyum içinde yaşayabileceğimizi de size göstermiştir. En çok duygulandığınız an hangisiydi? Hiç sizden yardım isteyen bir hayvan oldu mu? Ya da sizin hiç yardım ettiğiniz bir hayvan oldu mu? Yorumlara yazmayı ve bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.